Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkavu kavli emma ba'd. Bulabilen Allah'ı bir dağ başında da bulur. Bulamayan Kabe'nin dibindeki Ebu Cehil gibi bulamaya da bilir. Yakın körü olur. Kimileri öyle olmuş değil mi? Evi Kabe'nin dibinde olmuş. Kendi Efendimiz Aleyhisselam'ın yakınında olmuş. Ama yine de Allah Azze ve Celle'yi bulamamışlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir amcası Ebu Leheb. Ne kadar yakınmış ama yakın körlüğü geçirmiş ve dibindeki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bulamamışlar. Bir diğer amcası olan Ebu Talib maalesef o da Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ı bulamamış. Evi Kabe'ye en yakınlardan birisi olan, hatta şu an gittiğimizde burayı tuvalet olarak kullanıyoruz diye bize gösterilen Ebu Cehil, o kadar yakın olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bulamamış. Ama birisi var ki ta uzaklardan sanki her an yanındaymış gibi bulmuş. Kimdir o? Selman-ı Farisi Efendimiz. Yani Farslı Selman. Fars diyarından Selman. Ta o uzaklardan arayış mücadelesini dinlediğinizde şok geçireceksiniz. Yani bu kadar aranır mı diye hayret edeceksiniz. Selman Efendimizin ne zaman hikayesini dinlesem aklıma Üstad Rahimullah'ın şu sözü geliyor. Men talebe vecette vecede. Ne demek? Talep eden elde eder. Allah Allah. Bu Allah Azze ve Celle'nin yasasıymış biliyor musunuz? Yani Allah Azze ve Celle kulunda neyi görmek istiyor? Ne kadar beni istiyor? Bir aşık maşukunda neyi görmek istiyor? Beni ne kadar istiyor? Bana ne kadar değer veriyor? Öyle mi? Evet. Şimdi hiç şöyle bir evlenme gördünüz mü? Yolda geçerken kafasını çevirdi. Evlenelim mi dedi, evlenelim dedi. Olmuyor değil mi öyle? Kız tarafı neyi görmek istiyor? Acaba bu beyefendi beni ne kadar talep ediyor? Beni ne kadar istiyor? Hatta kız tarafına gidildiğinde birkaç kez de veremeyiz deyip ret diyorlar. Ama erkek vazgeçmiyor, istiyor, istiyor, istiyor. En sonunda bu söz vuku buluyor. Men talebe vecette vecede. Selman Efendimizin hayatındaki arayış hikayesi akıllara zarar. Neden bunun üstüne bastırarak söylüyorum biliyor musunuz? Bir kul Allah'ı samimi isteyecek de Allah ona o yolunu ulaştırmayacak. Haşa, Allah Azze ve Celle zalim mi? Böyle bir şey mümkün mü? Yani bir kul samimi Allah'ı isteyecek. Ne isteyecek Allah'tan? Allah'tan Allah'ı isteyecek. Ya Rab ben seni istiyorum diyecek. Bir kul Allah Azze ve Celle'yi samimane isteyecek. Allah da yok. Ben seni yanlış yollara saptırıyorum diyecek. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Madem böyle bir şey mümkün değil, hala o yolu, o istikameti bulamayanlarımız var değil mi? Hala bulup bulmamış gibi davrananlar var, görüp görmemiş gibi davrananlar var, duyup duymamış gibi davrananlar var. Problem Allah'ta mı? Haşa, haşa, haşa. Kimde? Bizzat bizde. Biz istemeyi bilmiyoruz. Biz aramayı bilmiyoruz. Biz Allah'tan Allah nasıl istenir bunu bilmiyoruz ve maalesef bilemediğimizden dolayı çoğu zaman da hareket ve tavırlarımız ukalaca oluyor. Ukalaca. Yani semadan melekler ayıplıyor. Böyle ahlaksızca Allah'a yürünür mü? Böyle ahlaksızca Allah istenir mi diye o kibirli, o müstani, tok duran tavrımızdan dolayı semada melekler çoğu zaman ayıplıyor bizi. Selman Efendimizin dersindeki Allah'ı isteme şekline çok dikkat edeceğiz bugün. Çok. Ve bir söz hep zihnimizde olacak. Men talebe vecette vecede. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir yasası. Yer çekimi gibi, moment kanunu gibi. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bir kanunu, bir yasası. Fotosentez için gerekli olanlar terkip olunca nasıl o şey ortaya çıkıyorsa, bu yasa için gerekli olanlar da hayatımızda illeti tamme, yani tam olunca, buluşunca Allah Azze ve Celle'nin istediğini vermeme ihtimali mevcut değil. Demek yolda kalmışsak, demek yolu bulamadıysak, demek hala yolun kokusunu duyamadıysak problem %100 bizde olacak. Kabirde kesin böyle muamele göreceğiz. O yüzden diyorum. Bu yolun bahanesi yok. Bu yolun en küçük bir bahanesi yok. Geçim derdi vardı. Biraz yorgundum. Evimize çok misafir geliyordu. Benim iş yerim uzak diyarlardaydı. Mümkün değil, zerre bahane kaldırmayan bir yol. Şimdi bunu kabirde duyduğumuzda, aa evet öyleymiş dediğimizde bir işimize yaramayacak. İnşallah Selman Efendimizin o hayatı, ama akıl almaz bir arayış hayatı, İnşallah bu manayı gönüllerimize duyurur. Tekrar söyleyeyim.
onun Allah'ı nasıl aradığını birazdan şahit olup görünce inanın pek utanmamak elde değil. Allah Allah diyeceğiz. Allah Allah. Allah böyle mi aranırmış? Allah meğer böyle mi sevinirmiş? Evet. Buyurun başlayalım. Başlık tarihçe hayatı. Asıl adı Mahbe veyahut Maye bin Büzehmeşan. Kendisi Farslı olduğu için isminin telaffuzu da biraz farklı tabii ki. Künyesi Ebu Abdullah. Künyelerini kimden alıyorlar? Oğullarından alıyorlar, erkek çocuklarından, ilk erkek çocuklarından. Selman Efendimizin tek erkek çocuğu var ve künyesini de ondan alıyor. Demek kaç erkek çocuğu varmış? Bir tane. İsmi nedir? Abdullah. Kendi künyesi nedir? Ebu Abdullah. Lakabı Mevla Resulullah. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımcısı, dostu manasında. Evet. Babası Büzehmeşan. Annesinin ismini bilmiyoruz. Doğumuyla ilgili çok farklı rivayetler var. Hatta bazı kaynaklarda yaşı 200-300 vesaire diye söylenenler de var. O yüzden bu noktalardaki bilgilerin farklılarına rastlayabilirsiniz, şaşırmayınız. Ama benim anladığım kadarıyla miladi 576'da doğma ihtimali vardır. Böyle olunca ne oluyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 5 yaş küçük olmuş oluyor, değil mi? 571-576. Doğum yeri İran, Isfahan. Ölümünün Hicri 36 olduğu söylenmektedir. Yine ölüm yeriyle ilgili de kesin ve net olmamakla birlikte Irak, Bağdat'ta olduğu söylenmektedir. Birazdan o diyarda medayin var. Oraya vali olacaktır. O yüzden vefatının da orada olduğu söylenir. Biraz anlatalım kendisini. Kendisi uzun boyludur. Oldukça da güçlü birisidir. Bu bilgi de birazdan lazım olacak bize. Esmer tenlidir, güzel yüzlüdür, mütevazidir ve ilme inanılmaz düşkündür. İnanılmaz. Normal bir seviyede değil. Muazzam bir seviyede ilme düşkünlüğü vardır. İki hanımını biliyoruz. Hanımının birinin ismi Bukayre. Diğerinin ismini bilmiyoruz. Kindi aşiretinden bir hanımefendi. Üç tane de kızı olduğunu biliyoruz ama onların da ismini bilmiyoruz. Yeni başlığımız Selma'nın Efendimiz'i buluşu aleyhissalatü vesselam. Şimdi bundan sonrasını çok iyi tefekkür edin. Film gibi zihninizde çizin. Tamam mı? Olay başlıyor. Birbiri içinde girift enteresan olaylar. Hazır mısınız? Şimdi Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe efendilerimiz sürekli işkencelere, sıkıntılara maruz kalınca 13 yıl sonra hicret edecekler. Hicret ettikleri yerin ismi neydi? İlk ismi Yesrib, daha sonra Medine olacak orası. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiğinde ilk hangi köye gidiyordu? Kuba köyüne gidiyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba köyüne gelir gelmez orada bahçesi olan bir tane Yahudi sinirli bir şekilde bahçesine giriyor. Selman da o Yahudinin kölesi. Selman Efendimiz ağaçta, Yahudi de sinirlice bahçesine girmiş. Diyor ki Allah beni Kayle'yi kahretsin. Beni Kayle dediği Evs ve Hazreç'in ataları. Medine'deki iki kabile var ya, Evs Hazreç. Onu diyor yani. Allah diyor Evs ve Hazreç'i kahretsin diyor. Yeni bir peygamber gelmiş diyor. Hemen gidip ona iman etmişler diyor. Selman ağacın tepesinde. Son peygamber gelmiş lafını duyunca heyecandan eli ayağı titriyor. Ağaçtan düştü mü, indi mi belli değil. Hatta bazı rivayetlerde o Yahudi sahibinin tepesine düştü diye bile geçiyor. O kadar heyecanlanıyor ki, olur değil mi? Heyecanlanınca insanın eli ayağı boşalır. Şimdi niye heyecanlandığını birazdan anlayacaksınız. Çok enteresan bir mesele. Heyecandan eli ayağına dolanıyor, çat diye ağaçtan ya düşüyor ya iniyor. Hemen o Yahudiyle denk geliyor. Diyor ki söyle söyle diyor, başka ne bilgin var diyor. Yahudi efendisi de diyor ki sen ne yapacaksın bu bilgileri diyor. Vuruyor yumruğu gönderiyor Selman Efendimiz'e. Ama Selman Efendimiz yıllardır aradığı şeyi, duyması gerekeni duymuş. Nedir? Son peygamber Kuba'ya gelmiş. Allah Allah, olaya bakın. Son peygamberin üç vasfı. Şimdi Selman Efendimiz nereliydi? İran, Isfahan. Şimdi Selman Efendimiz orada Mecusi. Birazdan hepsini detaylı anlatacağım. Selman Efendimiz İran, Isfahan'dayken Mecusi. Daha sonra rahiplerle tanışacak. Rahiplerle Hristiyan olacak. Son tanıştığı rahip, son gelen Nebi'nin üç özelliğini ona söylemiş. Neden ağaçta heyecanlandığını anladınız mı? Neyi duyuyordu ağaçta? Son Nebi Kuba'ya gelmiş. Bak bak, bunu duyuyor ya. Kendisinde hangi bilgi var? Son gelecek olan peygamberin, Hatemün Nebi'nin üç özelliği diye kendisinde bilgi var. Bunu duyunca heyecanlanmış. Birinci özellik.
asla sadaka kabul etmez. İkinci özellik, hediyeleri geri çevirmez. Üçüncü özellik, sırtında peygamberlik mührü. Şimdi Selman Efendimiz tam ehli tahkik. Bu üç işaret bahsedilen son nebide var mı diye tahkik etmeye başlıyor. Bu arada Mecusiydi dedim, Hristiyan oldu dedim, daha sonra bu olayı duydu dedim, anlattım. O dönemlerde birçokları tarafından son peygamberle ilgili sayısız mesele biliniyor. Risale-i Nur'da geçiyor. Üstadımız diyor ki Hüseyin-i Cisri son peygamberle ilgili İncil'den 114 işaret çıkarmış diyor. Şimdi tahrif edilen İncil'de 114 işaret varsa bunun tahrif edilmeyeni orijinali olsaydı eğer içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili yani son peygamberle ilgili sayısız işaret olacaktı. Bir tanesi zikrediliyor şudur. Hazreti İsa diyor ki artık sizinle çok söyleşmem çünkü alemlerin reisi gelecek diyor. Bir tane işaret bu. Yani neden Selman Efendimiz heyecanlanmış veyahut bu bilgiyi nasıl edinmiş anlıyorsunuz değil mi? Bu bilgi bölgedeki insanlar tarafından kitaplar tahrif edilse bile çokça bilinen bir bilgi. Üç özellik ne olduğunu tekrar edeyim iyice aklımızda kalsın. Birincisi sadaka kabul etmez. İkincisi hediyeleri geri çevirmez. Üçüncüsü sırtında peygamberlik mührü vardır. Şimdi Selman Efendimiz bu üçü var mı diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peşine düşüyor. Öncelikle eline bir tas hurma alıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam'a uzatıyor ve diyor ki şu sadaka hurmalarından yemez misiniz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şöyle yapıyor, ben onu yemem diyor. Aha, birinci işaret tamam mı? Birinci işaret tamam. Aradan zaman geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba'dan Beni Neccaroğulları mahallesine gidiyor. Oraya gidiyor, mescidi inşa ediyor, kardeşliği tesis ediyor. Muhacirden birisiyle Ensardan birisini kardeş ilan ediyor. Öyle mi? İleride de Selman Efendimizle Ebu Derda'yı kardeş edecek. İlim noktasında, züht noktasında ikisi de doruk noktada. O arada Selman Efendimiz yine eline bir toz hurma alıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Şu hediye hurmalarımdan yemez misiniz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem bir tane alıp yiyor hem de tasın kalanını sahabe efendilerimize dağıtınca aha birinci tamam, ikinci de tamam kaldı. Üçüncüsü neydi üçüncü? Sırtındaki peygamberlik mührü. Şimdi bunu nasıl bakacak Selman Efendimiz? İlk günlerde Ensar'dan birisi vefat ediyor. Rivayetler fazla. Esad bin Zürare Efendimiz olabilir, Külsüm olabilir veyahut muhacirlerden Osman bin Mazun olabilir diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Baki kabristanlığında. Vefat gerçekleşmiş. Baki kabristanlığına gidiliyor. Tam o esnada Selman arkasında mührü görmek için çırpınıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle kalkarken sırtı açılıyor. Selman mührü görüyor. Yapışıyor oraya bir öpücük konduruyor. Alt başlık Selman'ın rahiplerle anıları. Şimdi üç işaret tamam ya. Ama üçüncü işarette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mührünün olduğu yere bir öpücük konduruyor. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gel bakalım yabancı diyor. Senin hikayen nedir anlat diyor. Çünkü çok enteresan bir hadise. Selman Efendimiz'i yanına oturtuyor. Ondan sonrasını Selman Efendimiz anlatacak. Bu hadis kitaplarında Abdullah İbni Abbas'ın rivayetidir. Okursanız şöyle çok uzun bir metindir. Bu hadis kitaplarında geçer. Selman Efendimiz başlıyor Allah Resulü Aleyhisselam'a olayları anlatmaya. Şimdi çocukluğuna geçiyoruz. Diyor ki ben İran'ın Isfahan kasabasında Cey köyünde dünyaya geldim. Babam bölgede sevilen insanlardan, benim çok üstüme titrerdi. Hatta bir kız gibi beni eve hapsederdi. Yani çocukluk döneminde etrafı çok biliyor mu Selman? Çok bilmiyor. Neden? Hep evde geçirmiş vaktini. Biz Mecusiydik. Mecusi ateşe tapan. O Mecusi'nin ayinlerini yapanlara yani hiç ateşi söndürmeme vazifesi verilenlere de ateşkede deniyor. Biz Mecusi'ydik. Bir gün babamın çiftlikte işi uzadı. Babası çok zengin, varlıklı birisi. Selman nereden geliyor dünyaya? Çok zengin bir ailede. Biz Mecusi'ydik. Babamın çiftlikte işi uzadı ama ayin var. Dedi ki oğlum git şu ateşkede vazifesini sen yap. Selman hiç dışarı çıkmıyor doğru düzgün. Neredeyse ilk defa dışarı çıkacak. Ateş sönmeyecek, ayini de idare edecek. Şimdi Fars'ta çok Mecusi var. Mesela Anadolu diyarı, Rum diyarında, bizim Anadolu dediğimiz Rum diyarında ehli kitap çok. Ama Fars'ta ne? Mecusi çok fazla. Ateş sönmesin diye gelip giderken Selman Efendimiz bir kilise görüyor. Kilisenin içine bir bakıyor, ibadetleri çok hoşuna gidiyor. Şimdi tahrif edilmeden önce onlarda da namaz var biliyorsunuz, oruç var, ilahir. Allahu Alem bir rivayette öyle geçiyor, onların namazlarını görüyor diye geçiyor. Bir de denk geldiği kilisenin bir özelliği var. Tevhid inancında kalmaya çalışan o dönemin nadir kiliselerinden.
Diğer kiliselerin birçoğu baba, oğul, kutsal ruha geçiyor. Kendilerinden olmayanlarına mahvu perişan ediyorlar. Öyle bir süreç geçiyor. Tam kilisenin yakınından geçerken görüyor ibadetlerini, çok hoşuna gidiyor. Giriyor içine, bir anda onlardan oluyor Selman. İbadetleri hoşuna gidince, yani ruhunda hep Allah için bir arayış var. Acaba beni yaratan kimdir diye. Eve geç saatte dönüyor. Babası Hristiyan olduğunu anlayınca bunu kabul edemiyor. Baba diyor, bu din daha hayırlıdır diyor. Olur mu öyle şey diyor. Hem eve hapsediyor hem de ayağına pranga vuruyor Selman'ın. Selman Efendimiz diyor ki, o esnada diyor, o kiliseden bazılarını arkadaş edinmiştim diyor. Bizim hizmetçilerden birilerini yollayıp haber ulaştırdım diyor. Öğrenmiş Şam'da, yani Dımeşk'te başka kiliseler de var diyor öğrenmiş. Eğer Şam'a, Dımeşk'e bir kafile, bir kervan gidecek olursa bana haber verin ve beni gelin buradan kaçırın diye haber ulaştırıyor. Daha sonra kendisi oradan kaçıyor. O kervana biniyor. Dımeşk'te. Dımeşk aslında şimdi Şam dediğimiz şehrin adı. Şam denilen bölgenin adı. Dımeşk'e gidiyor ve orada bir rahibi buluyor. Onun yanında kalarak eğitime başlıyor. Allah Allah. İlim için nereden nereye gitti? İsfahan'dan ta Dımeşk'e gitti. Rahibin yanına gider, kendisini tanıtır ve orada kalmaya başlar. Yalnız kalırken bir şey fark eder. Rahibin yanlışları olduğunu fark eder. Rahip sadaka için istediği malları fakirlere dağıtmadığını, onların her birisini biriktirdiğini görür. Hemen bunu aleme, yok yok duyurmaz, duyurmaz. Ne yapar biliyor musun? Rahip ilim noktasında çok iyi biridir. Bu rahibin ilmini ve öğretisini kötü ahlakına tercih eder. Çok enteresan bir olay değil mi? Biz şimdi hemen vazgeçmeye yer arıyoruz ya, o yüzden bize çok normal geliyor. Allah Allah. Rahibin ilmini ve öğretisini kötü ahlakına tercih eder. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Selman Efendimiz şahsa değil, hakikate kilitli. Şahsa bağlansaydı orada bırakacaktı değil mi? Ama ben hakikat için geldim deyip sabrediyor. Bir tarafta mücadele var, öteki tarafta bizim gibi en ufak kusur bulup şerit değiştirenler. Allah Allah. Şimdi ilim bizde neden olmuyor? Bunu anlatabiliyorum değil mi? Mesela birçoklarımızın hayatında şu hikaye vardır. Küçükken Kur'an kursuna gittim, bir tokat yedim, bu yüzden de bu işleri bıraktım diyoruz. Selman Efendimiz nelere tahammül ediyor? Kötü ahlaklar görüyor. Ona rağmen diyor ki, bundaki ilim güzeldir ama diyor. Benim buna tahammül etmem lazım diyor. Başta şunu söylemiştim. Bu işi öğrenmenin, bu yola gitmenin hiçbir bahanesi var mı? Hiçbir bahanesi yok. Olmadığının delili nedir? Sahabe efendilerimizin hayatlarıdır. Her konuda ve her mecliste yozlaşmış insanlar var mı? Var. Sizin akademik camiada var mı? Var. Yemek camiasında var mı? Var değil mi? Fotoğrafçılık camiasında var mı? Var. Üniversitede var mı? Var. Psikoloji camiasında var mı? Var. Tıp camiasında var mı? Var. Öğretmenlikte var mı? Var. İslam camiasında da var. Yozlaşmış insanları bahane ederek şerit değiştirmenin bahanesi yok. Çünkü burası dünya. Bu insanlar acaba bunlara rağmen beni talep edip bulacak mı diye Allah Azze ve Celle'nin bir imtihanının adı. Şimdi bir gün Trabzon'a gittik. Orada masada oturuyoruz. Çok güzel bir arkadaş denk geldi. Muhabbet ediyoruz, namaz var mı yok, okuma var mı yok, Kur'an'ı biliyor musun yok. Ya Kur'an'ı bilmemek ne demek yani? Kur'an bilmiyorsak biz niye yaşıyoruz ki yani? Yedim içtim gezdim diye yaşanır mı bu hayat? Dedim ki, mübarek adam yani, sen bunları öğrenmek için mücadele etmiyor musun? Vallahi dedi, yani orada bir de iltifat etti. Sizin gibi güzel dostlar buralarda ben bulamadığım için dedi, o yüzden bu işleri bıraktım dedi. Bize de muhabbeti var. Şimdi bu bahane olabilir mi? Mümkün değil. Sen iş için hicret etmişsin. Ediliyor mu? Edilmez mi ya? Eş için hicret etmişsin. Hastalık için hicret eden var mı? Mesela kuru bölgelerde bronşitleri azanların birçoğu ne yapıyor? Bizim Mersin'e hicret ediyor hava nemli diye. Sağlık için hicret edildi mi? Edildi. Araba almak için hicret edildi mi? Edildi. İş yeri kurmak için hicret edildi mi? Edildi. Çocuğun eğitimi için yurt dışlarına kadar hicret eden var mı? Var. Sen hepsi için diyar diyar hicret edeceksin. İslam'a gelince de ya bizim buralarda güzel adam bulamadım diyeceksin. Sizce bu yeterli bir arayış mıdır? Sizce az önce dediğimiz talep etme, men talebe vecette vecede, talep eden elde eder kanununun içini dolduruyor mu bu arayış? Dolduruyor mu? Doldurmuyor değil mi? O aramak çok ciddi bir arayıştır. Bulana kadar peşine düşmektir. Çıldırasıya Allah'ı aramaktır ve Selman Efendimiz'in hayatında göreceğimiz en püf noktalardan birisi budur. Yanlış görmüş, yalan görmüş ama arayışından vazgeçmemiş. Ta ki o rahip ölüyor, ondan sonra halka açıklıyor bunun ahlakı böyle böyleydi diye. O zamana kadar ilim için tahammül ediyor. Bak, arayışa bak, arayışa.
Bir gün Mevlana Efendimiz Şems'ten uzak kalmış, sürekli onu arıyor. Başka şehirden gelenler de Mevlana Efendimiz'e yanlış ve yalan haberler söylüyorlar. Niye söylüyorlar? Mevlana her haber getirene karşı elinden bir şeyler veriyor. Biri diyor ki ya Mevlana Şems'ten haber getirdim diyor. Öyle mi diyor? Elindeki malını veriyor. Veriyor, veriyor, veriyor. Birisi gelip diyor ki ya Mevlana görmüyor musun? Bunların hepsi senden mal alabilmek için sana yanlış haberler getiriyor. Ne diyor biliyor musun? Olsun diyor. Ben Şems'ten gelecek haberlerin yanlışına çulumu verdim, doğrusuna canımı veririm diyor. Ondan bir haber mi gelecek? Ben o haberlerin yanlışına çulumu verdim, doğrusuna canımı veririm. Biz kafamızdaki programları evimizin rahatını veremiyoruz. Bazen yol gözümüzde büyüyor. Maalesef üzülerek söylüyorum, bazen aman araba kilometre hesabı yapılanlar oluyor. Selma'nın aramasıyla bu aramalar bir olur mu hiç? Niye anlatıyorum biliyor musun? Bizde niye olmuyor onu anlatıyorum. İyi anlayalım. Doğruyu iyi anlayalım ki bizdeki yanlışı görelim. Doğruya zarar vermeden bir köşede bırakırsak bugün olmasa da birkaç yıl sonra o doğruya gidebiliriz. Ama doğruyu tahrip edersen, doğrun böyle eğri olursa senin kalbin de eğri olduğu için eğri eğriye uyuşacaktır. Aa ben doğruyu buldum zannedeceksin. Bizim aramalarımız çok kısır. Çok sevdasız. Çok işi boş. Çok iştiyaksız. Çok muhabbetsiz. Allah'tan bir harf öğrenip bir haber duymak. Bunların yanlışına çulumu verdim, doğrusuna canımı veririm diyor. Selman Efendimizin mantığını, Mevlana Hazretlerinin mantığını, ilahir, bu işi önde götürenlerin mantığını anladınız değil mi? Şimdi tekrar sorayım. Çocukken birisinden şöyle bir tokat yemiştim. Bir gün İslam İslam diyen birisini gördüm, bir de yanında onun yanlış tavrını gördüm. Bir gün namaz kılan birini gördüm, bir de onun faize girdiğini gördüm. Bunlar bize kabirde bahane olacak mı? Kesin olmayacak. Kesin. Bunlar yanlış yapanların kabirde ayrı imtihanı olacak. Ama onu görenler için bahane olmayacak. Bu da en iyi nerede anlaşılıyor? Selman Efendimizin hayatında. Bir süre sonra o rahip ölecektir. O yanlış iş yapan. Daha sonra yerine züht sahibi bir rahip gelecek. Muazzam ibadet ediyor, muazzam ilmi var. O sahibin yanında kalacak Selman Efendimiz. Daha sonra o rahip de hastalanacak. Selman rahibin yanına gidecek ve diyecek ki ey rahip sen ölürsen söyle ben nereye gideyim? Neyin peşinde hep? İlmin peşinde. O rahip diyecek ki Musul'a git. Orada filanca rahip var onu bul diyecektir. Selman Efendimiz oradan hicret edecek. Nereye gidecek? Musul'a gidecek. Dediği gibi yapacaktır. Musul'da kalacaktır. Ama bir süre sonra Musul'daki rahip de hastalanacak. Aynı soruyu soracak. Ey rahip senden sonra söyle ben nereye gideyim? O rahip de diyecek ki benden sonra Nasibine git. Yani Nusaybine git orada filanca alim var diyecek. Selman Efendimiz dediği gibi yapacak. Musul'dan Nusaybine. Mardin Nusaybin var ya o zaman Nasibin şimdi Nusaybin. Mardin Nusaybine gidecek orada 3-4 yıl kalacak. Oradaki rahip de hastalanacak. Bak bak arayışa bak arayışa. Diyecek ki ey rahip söyle ben senden sonra nereye gideyim? O rahip de diyecek ki Rum diyarı Amurya'ya git diyecektir. Amurya şimdiki Afyon Emirdağ. Selman Efendimiz nerelerde gezmiş görüyor musunuz? Bu topraklar neden bu kadar bereketli? Onların ayak izleri var. Selman Efendimiz dediği gibi yapacaktır. İlimde hiç kanaat etmeyecektir. Hep en iyisini arayacaktır. Sürekli en iyisini arıyor. Sürekli. Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Allah Allah. Her arayan bulamadı. Lakin bulanlar hep arayanlardı değil mi? Öyle aramış. O rahibin dediği gibi yapacak. Amurya'ya gidecek. Orada 12 yıl kalacak. Daha sonra o rahip de hastalanır. Vefatı yakınlaşır. Selman-ı Farisi o rahibe de aynı soruyu sorar. Der ki, söyle bana rahip, senden sonra ben nereye gideyim? Allah Allah. O rahip diyecek ki, şu an yeryüzünde bizim akidemizde bir yer kalmadı. Yani gidecek yerler bitti. Bizim akidemiz dediğini az önce anlattım. Hani tevhid meselesi falan. Şu an yeryüzünde bizim akidemizde bir yer kalmadı. Ama müjdelenen son peygamberin gelmesi yakındır. Hurmaların bol olduğu. İki yanardağın arasında siyah taşların içinde olan o diyarı bul. Son Nebi'ye orada ulaşacaksın ve sana son Nebi'nin, son peygamberin 3 vasfını müjdeliyorum. Asla sadaka almaz, hediyeleri geri çevirmez ve sırtında peygamberlik mührü vardır. Selman Efendimiz'in neden ağaçta heyecanlandığını şimdi anladınız mı? Allah Allah, neden yerinde duramıyor? Yıllarca onu aramış. Bahsedilen yere yani Yesrib'e, Hicaz bölgesine Yesrib'e tarif edilen yer tam Hicaz Yesrib.
Oraya gitmenin yolunu arar. Yolunu ararken yolda Beni Kelp kabilesinin bir kafilesine denk gelir. Der ki beni Vadil Kura'ya bırakır mısınız şu ücretler karşılığında? Hiç umrunda değil. Elinde avucunda ne varsa veriyor. Onlar da bırakırız der, anlaşırlar ama yolda Selman Efendimiz'i kandırıp köle diye satarlar. Bir rivayette 12-13 kez köle olarak satıldığı geçmektedir. En son satıldığı kişi de olayın başında anlattığımız Yahudi olan Osman bin Eşhel. Bütün vakada zaten onun bahçesinde geçiyordu. Selman Efendimiz bunları anlattıkça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözyaşları içerisinde onu dinler. Daha sonra da vakit iman vaktidir. Selman Efendimiz orada iman eder. İnsanların birçoğunun fedakarlıkları daha iyi yaşamak üstüne kuruludur. Ama Selman Efendimizin fedakarlığı daha güzel bir iman içindir. Yani aslında daha iyi yaşamak bu değil mi? Şimdi Selman Efendimiz nerede? Ahirette. Sizce o mu daha iyi yaşıyordur bu dünyada her istediğini elde etmiş birileri mi? O. Yani Selman Efendimizin aradığı da daha iyi yaşamak ama bu dünya için değil. Bizim peşine düştüğümüz gerçekler bu dünyada daha iyi yaşamak uğruna olmuş. Ve dikkat edin, bu dünyada daha iyi yaşamak için mücadele edenlere bakın. En az bu kadar fedakarlık edenleri vardır. Var mıdır? Vardır. Diyar diyar gitmiştir. Binler adamın kahrını çekmiştir. Neler neler görmüştür ama ses çıkarmamıştır. Selman Efendimiz zengin bir aileyi elinin tersiyle iter. Köle olarak defalarca satılır. Buna da tahammül eder. Her birisi daha iyi bir iman içindir. Üstad Rahimullah'ın dediği gibi men talebe vecedde vecede. Talep eden elde eder. Etmiş mi? Etmiş. Daha bunlar bir şey değil. Birazdan anlatacağız. Selman Efendimiz neler elde etmiş? Buyurun birlikte izleyelim. Yeni başlığımız Selman'ın özgür oluşu. Selman Efendimiz iman edecek. Aradan birkaç yıl geçecek. Ama hala o Yahudinin kölesi hükmünde. Bu yüzden ne olacak biliyor musunuz? Selman Efendimiz Bedir'i kaçıracak. Uhud'u da kaçıracak. Neyden dolayı? Kölelikten dolayı. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki Selman git öğren ne gerekiyorsa biz ödeyelim. Artık bu adam seni azat etsin. Bir ince şey daha dikkatinizi çekti mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeyle birlikte istese söker alır. Zaten kölelik de meşru bir kölelik değil. Kaçırılmışlar, getirmişler, öyle köle etmişler. Ortada bin bir tane olay var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söküp alacağı. Sebeplere ne kadar hassas riayet ediyor fark ettiniz mi? Kendisi zaten Medine'ye gelir gelmez Medine vesikasını oluşturuyor. Bakın tarihteki ilk anayasadır kendisi. Ve o Yahudilerle öyle sözleşmeler yapıyor ki onların bile hakkını koruduğundan onlar ağzını açık bir şey söyleyemiyor. O sebeplere ne kadar ince riayet ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnce siyaseti görüyor musunuz? Siyaset burada insan yönetme sanatı olarak kullandım yani. İnce insanlarla arasındaki ilişkileri görüyor musunuz? Allah Allah. Selman der git öğren bu adam senden ne istiyor? O Yahudi adam bu azat meselesinin işin ciddi olduğunu anlayınca akıl almaz şeyler isteyecek. 3 madde. 1. Benim bahçeme Selman 300 hurma fidanı dikeceksin. 2. Bak şimdi. 300 hurma fidanının tamamı çıkıp meyve verecek. Anladınız mı maddeyi? 300 hurma fidanı dikeceksin ve hurma fidanlarının tamamı meyve verecek. 3. Bir de bana 40 ukiye vereceksin. Yani 1600 dirhem ediyor, gümüş dirhem. Maddeler nasıl? Acayip değil mi? Allah Allah. Yani hep bu Yahudi ticareti, Yahudi kafası diyorlar ya işte ne olduğunu bir tane daha örnekle görüyorsun işte. Gelir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatır. Efendimiz Aleyhisselam da sahabeyi toplar. Selman'ın özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapın der. Sahabeler aralarında hurma fidanlarını toplar. Hurma fidanlarının tamamını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi elleriyle diker. Hatta bir tane Selman Efendimiz'in diktiği bodur kalan fidan vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu da söker. Tekrar mübarek elleriyle diker. Zaten o hurma telleriyle dikilmiş o hurma ve onun neslinin devamına da şimdi biz acve hurması diyoruz. Ve 300 hurmanın tamamı meyve verir. Allah Allah. Olayı görüyor musunuz? Ne kaldı? 40 ukiye. 1600 dirhem. O günlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle yumurta büyüklüğünde bir altın gelir. Bunu Selman'a verir. Git bunu bozdur. Bedelini öde diye. Yine bazı rivayetlerde geçiyor. Selman Efendimiz başta kuşkulandı. Ya Resulallah bu kadar altın buna yeter mi acaba diye.
Daha sonra kendi ağzından dinliyoruz. Yemin olsun altın tam 40 ukiye geldi diye. Allah Allah. Neden bu kadar emek? Bir insan için neden bu kadar emek? Selman gibi bir insan milyonlardan evladır. Allah Allah. Bir insan. Üstad Hazretlerinin bir biraderzadesi var, yeğeni yani. Abdurrahman isminde. Allah'ı anlatmak için hizmette o kadar kabiliyetli ki. Üstad Hazretlerinin cümlesi şu. Benim için Abdurrahmanları bulmak bu dünyada cennet hükmündedir diyor. Allah Allah. Üstad Hazretlerinin başka bir talebesi daha var. İsmi Atıf. Bu işte o kadar kilit rol oynayan birisi ki Üstad Hazretleri diyor ki bir Atıf'ı buldum binler bulmuş gibi. Ne demek bunlar ya? Öyle bir adamlar var ki bir bir adamlar insanlığın kaderini değiştiriyor. Şimdi Musab Efendimiz insanlığın kaderini değiştirmiş mi değiştirmemiş mi? Şimdi Musab için milyar insan değer mi değmez mi? Hamza Efendimiz insanlığın kaderini değiştirmiş mi değiştirmemiş mi? Esad bin Zürare, Yesrib'in Medine'nin kaderini değiştirmiş mi değiştirmemiş mi? Halid bin Velid İslam'ın kaderini değiştirmiş mi değiştirmemiş mi? Allah Allah. Neden ya Resulallah bir insan için bu kadar çaba neden? Yumurta büyüklüğünde altınları vermek neden? Bütün 300 fidanı ellerinle tek tek dikmek neden? Bizim kafa, insan kafası. Ya dikin işte olursa olur değil mi? Hayır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onun gözlerinden gördüğü başka bir ışık, başka bir plan var. Bir insan. İnsanlığın kaderini değiştirecek bir insan. Ben de bu cihette aynı itikattayım. O yüzden şu hizmetin esprisini, kıvamını, makamını, meşrebini anlamış bir insanı ben milyonlara tercih ediyorum. Şu işin esprisini anlayan, son nefesine kadar havlu atmayan, nerede eksik varsa ben orada varım diyen, kadere iman eden, yani bıdı bıdı edip söylenmeyen, ya bu niye var, bu niye var diye bıdı bıdı edip söylenmeyen bir insanı ben de milyonlara tercih ediyorum. Biraz hafif dertlenince böyle bizim gibi yarım yamalak dertlendiğinizde bile gözünüz ancak böyle bir adam arıyor. Kimle çay içseniz acaba bu adam o mu diyorsunuz? Allah Allah. Kimle otursanız acaba onun kokusu mu geldi diyorsunuz? Kim gelse kim gitse gözünüz hep o bir adamı arıyor. Eskiler o yüzden şöyle demiş. Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir. Gelen gider. Giden gelmez bu bir sır. Gelirse gelir bir kıl ile eyleme tedbir. Giderse gider tutamaz bir koca zincir. Eskiler de öyle hep o bir adamı aramışlar. Ya Resulallah neden Selman için bu kadar mücadele? Şimdi anladınız mı neden bu kadar mücadele? Başlık Hendek, Hicri 5. yıl. Şimdi Mekkeli müşrikler ile Bedir yaşanıyor, Uhud yaşanıyor. Gün geliyor hicretin 5. yılı. Kinleri bir türlü durmuyor. 12 bin kişi topluyorlar. Hangi savaşa hazırlık? Hendek Savaşı diye bildiğimiz, Kur'an'da geçen ismiyle Ahzab yani Hizipler, Topluluklar Savaşı manasındaki Hendek Savaşı'na hazırlık. 12 bin kişi gelecek. Müslümanlar kaç kişi? 3 bin kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla istişare ediyor. Ne yapalım? İstişare sonucunda müdafaa savaşı yapılmasına karar veriliyor. Yani bulunduğumuz bölgede ne yapacağız? Müdafaa edeceğiz. O esnada bir ses yükseliyor. Kimin sesi? Selman-ı Farisi'nin. Diyor ki ya Resulallah biz İran'da böyle savunma savaşı yapacağımız zaman Hendekler kazardık da düşmanı içimize yaklaştırmazdık. Yine öyle yapalım mı diyor. Bak kim söyleyen? Selman Efendimiz. Tam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Selman'ın dediği gibi yapıyor. Dikkatli dinleyelim. 5,5 kilometre uzunluğunda hendek kazılıyor. 9 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğinde. Hendeğin uzunluğu anladınız mı? 5,5 kilometre hendek. 9 metre genişlik, 4,5 metre derinlik. Sahabe efendilerimiz gece gündüz bu savunma savaşı için bu stratejiyi uyguluyorlar. Allah Allah, olaya bakın. Efendimiz Aleyhisselam bu hendekler kazılsın diye sahabeyi 30'arlı gruplara ayırıyor. Tabi Selman hem fikir babası hem de güçlü kuvvetli biri olduğu için sahabeden sesler yükseliyor. Selman bizdendir. Yani 30'lu grupta biz istiyoruz. Başka bir yerden Selman bizdendir, Selman bizdendir. En son Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam geliyor diyor ki Selman minna ehli beyt. Selman bizdendir, ehli beyttendir. Fars'tan gelen bir insan. Arap bile değil. Doğru mu?
Ne oluyor işin sonunda? Ehl-i Beyt. Selman minna, Ehl-i Beyt. Selman bizdendir. Ehl-i Beyt'tendir. Allah Allah. Allah Allah. Biz bu sevgiyi pek anlayamıyoruz değil mi? Şimdi sevgi şu demek. Hakikat için feda edilebilen şeylere sevgi deniyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu Selman'ın gözlerinde görmüş. Biz sevgiyi ne zannediyoruz? Masada otururken en süslü iki cümleyi kim söylerse asıl sevgi odur diye zannediyoruz. Sevda bu değil. Bizim zaten bu itikatlarımızı komple değiştirmemiz lazım. Bizim sevgiyi anlayamamamızın bir diğer sebebi de biz evi, eşi, çocuğu, makamı kalple seviyoruz. Ama iş peygambere, sahabeye gelince akılla seviyoruz. Diyoruz ki ya bu dersler mantıklı, o zaman ben onları seveyim diyoruz. Hiç onların haliyle hallenemiyoruz. Onların yaşantılarını üstümüzde hissedemiyoruz. Hissedemediğimizde aklımızdan kalbimize inmiyor. Kısır, belki yer yer işimize yaramayan, bizim gücümüze güç katmayan güya sevgi adında bir şey ortaya çıkıyor. Öyle olunca da Selman Ehl-i Beyt'tendir, Selman bizdendir demek ne demek? Bir türlü anlayamıyoruz. Allah kalplerimize bu sevgiyi inşallah nasip etsin. Hendekler kazılmaya başlanıyor. 30 kişilik gruplar hendekleri kazıyor. O esnada kocaman bir kaya çıkıyor ortaya. Sahabe vuruyor vuruyor, kaya kırılmıyor. Kimi çağırıyorlar? Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam geliyor, Selman'ın elindeki balyozu alıyor. Bir vuruyor, bir kıvılcım çıkıyor. Bir vuruyor, bir kıvılcım çıkıyor. Bir vuruyor, bir kıvılcım çıkıyor. Bakın çok zor bir olay. Savunma savaşı yapacaksınız, 3000 kişisiniz. İçeriye giren çıkan erzakların girmesi de engellenecek. Dışarıda 12.000 kişi var, çadırlarını gece gündüz orada kalacaklar. Ateşler yakacaklar, içinize girmek için fırsat kollayacaklar. Bir de içeride münafıklar var. Nasıl bir ortam? Bebeği olan var, yaşlısı olan var, hastası olan var. Kervanı gelecek olan tüccar var. Böyle bir ortamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vuruyor. 3 tane kıvılcım çıkıyor ve diyor ki Hire'nin, Kisra'nın, Kayseri'nin sarayları bizimdir diyor. Selman'ın memleketi olduğu için Selman Efendimiz herkesten daha çok seviliyor. Peki o esnada Selman'ın Farisi, aa oralar da İslam'ınmış diye sevinirken münafıklar ne diyor biliyor musunuz? Şuna bak diyorlar ya, haşa. Sefalet içindeyiz, açlık içindeyiz, hastamız var, yaşlımız var. Yemek girmiyor, erzak girmiyor. Kalmışız 3000 kişi burada, 12.000 kişi bizi öldürmeye geliyor. Daha sizin efendiniz gelecekteki güzel olaylardan haber veriyor. Böyle peygamber mi olur diyorlar. Hendek Savaşı münafıkların iki büyük özelliğini bize gösterir. Birincisini anladınız mı? Ayette diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba, geleceğe iman ederler. Münafıklar eder mi? Etmez. Ne? Şimdi bize güzellik vereceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği müjde Selman Efendimiz'in kalbini pırpır oynatırken münafıklar için ne oluyor? Söylenmelerine sebep oluyor. Şuna bak, haşa. Biz ne haldeyiz, perişan haldeyiz, hastamız var, yaşlımız var, çocuğumuz var. Daha diyor ki gelecekte bunlar olacakmış. Bizim şimdi yaşayıp öleceğimiz belli mi diyorlar? Bir, münafık anın vacibi olan böyle en ufak imtihanlarda ne yapar? Habbe-i kubbe yapar, bol bol söylenir. İkinci olay. Birçokları biz o cihada katılamayacağız diye Resulullah Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip bahaneleri sunuyorlar. Ya evde çocuğumuz var, hasta. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Tamam diyor. Biri diyor ki evde ihtiyarım var, hasta. Biri diyor ki ya Resulallah ben yorgunum. Biri diyor ya Resulallah ben gelemem şu sebepten dolayı diye. Münafıkların ikinci özelliği. Olunması gereken anda, hizmet anında, o anın vacibi olan anda hep bir bahaneleri vardır. Çok dikkat edin ha. Çok dikkat edin. Allah bizi muhafaza buyursun inşallah. Ama kabirde bu ikisinden Allah bizi sorguya çekmez inşallah. Bu ikisinden sorguya çekilmek başka vasıf demek olabilir. Allah muhafaza. Bir, başlarına gelen küçücük olayda söylenmeye başlarlar. Onu yapmış değil mi münafıklar? Haşa, şuna bak. Başımıza geleceklere bak. Birazdan öldürüleceğiz, hala diyor ki ileride şunlar bizimmiş. Kisra'nın sarayı bizimmiş. İki, tam olay anında, anın vacibinde, dik durulması gereken anda hep bir bahaneleri vardır. Yani şu hastamız vardı, çocuğumuz vardı diyerekten ne yapıyorlar? O cihada katılmayıp evlerinde saklanıyorlar. Selman Efendimiz ise Fars diyarında mı bizim müjdesiyle gönlü pırpır. Niye? Çünkü gayba iman edebiliyor. Görülmeyene, henüz olmayana, perdesi henüz açılmamışa iman etmenin adıdır iman.
görülmüşe tavşan da iman eder. Öyle mi? Yani Selman Efendimizin büyüklüğünü anlatabilmek için kıyas yaptım. Kendi geldiği diyarların imanla buluşmasına nasıl sevinebiliyor öyle bir ortamda? Ortamı canlandırmaya çalışıyorum. Tefekkür ediyorsunuz değil mi? Öyle zahmetli bir ortamda. Herkes kaçacak yer arıyor. Herkes bahane. Herkesin ağzında bir dedikodu dolaşırken Selman Efendimizin yaptıklarına bakın. İman nedir görün. Bence bu bahane meselesini bugünkü derste iyi anlasak iyi olur. Bize küçük kaçamaklar gelen bahaneler imanımıza büyük zararlar ve yaralar açabilir. Çünkü anın vacibini yaratan haşa biz değiliz. Kader Allah yaratıyor. Allah o anın vacibini neden yaratıyor? Kim mesajımı doğru okuyacak, kim kaçıp gidecek? Öyle mi? Öyle. Ya. Eski kabadayılar yanında duracak adamlar adam mıdır diye böyle onları imtihana tutarlarmış. Bir anda böyle bir olayın içine bırakırlarmış. Hangisi kaçacak, hangisi kalacak diye. İnsana gelen bu özellik nereden? Bize böyle bir düşünce, böyle bir istek nereden geliyor? Demek merkezde bu ayrım var ki insana da latife olarak bir damlası verilmiş. Doğru mu? Allah Allah. Başlık diğer savaşlar. Başta bahsetmiştim. Bedir'e ve Uhud'a katılamıyordu çünkü kendisi köleydi. Daha sonra azat edilecek Allah'ın izni ayetiyle. Daha sonra ilk Ahzab savaşında zaten muhteşem fikri veren kimdi? Hendekler kazalım ya Resulallah diye fikri veren Selman-ı Farisi Efendimiz'di. Ardından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nereye? Selman Efendimiz oraya. Ya ben de burayı anlamıyorum ya. Hangi sahabe efendimizin hayatını okusam diyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 24 saatini onunla geçiriyor diyorum. Sonra bir bakıyorum öbürüyle de öyle. Bir bakıyorum öbürüyle de öyle. Ya nasıl sevmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını? Bir an nasıl yanından ayırmamış ya? Bir an yanından ayırmamış ya. Uhuvvetin manasını görüyor musunuz? Hep bir arada olmanın özelliğini görüyor musunuz? Hangisini okusak diyoruz ki ya nasıl hep yan yana olabiliyorlar yani? Bir insan kaç kişiyle ilgilenebilir ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlıkla ilgilenmiş. Hudeybiye olduğunda yanında, Hayber olduğunda yanında, Tebuk olduğunda yanında, Veda Haccı'nda yanında. Gün geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edecek. Hazreti Ebu Bekir döneminde irtidat, dinden çıkma hadiseleri yaşanıyordu. Hatırlar mısınız? Orada da gidiyor savaşlara katılıyor Selman-ı Farisi. Gün geliyor Hazreti Ömer dönemi yaşanıyor. Hazreti Ömer döneminde asıl o İran, yani Sasaniler asıl orada fethedilecek. En çok da Kadisiye Savaşı'nda fethedilecek ve Selman her birisinde başrol oynayacak. Nasıl? Nasıl inanılmaz değil mi? Allah Allah. At başlık medain. Hazreti Ömer döneminde fetihler fetihleri kovalar. Sıra Sasani devletinin başkenti olan Medain'e gelir. Allah Allah. Acayip mesele. Medain dediğimiz yer bugün Irak'ta. O zamanlarda Irak diye bir devlet yok. Medain şu anki Irak'ta. Medain'e doğru giderlerken önlerine Dicle çıkar. Şimdi Dicle'den bir ordu geçebilir mi? Geçemez değil mi? Ordunun komutanı Sa'd bin Ebi Vakkas. Ordu komutanı kim? Sa'd bin Ebi Vakkas. Yanında kim var? Selman-ı Farisi. Nereye gidiyorlar? Medain'e gidiyorlar. Medain nerenin başkenti? Sasanilerin başkenti. Oturuyor değil mi hikaye? Fetihler. Allah Allah. Tam Medain'e doğru giderlerken karşılarına Dicle çıkacak. Dicle'den o ordu nasıl geçsin? Mümkün değil. Sa'd bin Ebu Vakkas Efendimiz, ordu komutanı, yanına Selman'ı çağırıyor. Diyor ki ya Selman böyle böyle biz şimdi ne yapacağız? Selman Efendimiz diyor ki sür orduyu Dicle'nin içine. Ya hiç kimse tereddüt etmeden direkt alıyorlar. Binekleriyle birlikte Dicle'den geçmeye çalışıyorlar. Bir an Sa'd bin Ebu Vakkas Efendimiz diyor ki eyvah ben ne yaptım diyor. Çünkü bir askere yanlış bir hamleden bir zarar gelirse Hazreti Ömer adamı perişan eder. Doğru mu? Allah Allah. Ya ben ne yaptım diyor Sa'd Efendimiz. Selman-ı Farisi hemen yanına gidiyor. Ey Sa'd sakın endişelenme. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize vekildir diyor. Allah Allah. Allah yeter. O ne güzel vekildir değil mi? Allah Allah. Olaya bak. İran askerleri de onların Dicle'yi aşarak böyle yanlarına geldiğini duyunca, şimdi İran'da mistik olaylar biraz fazladır bilirsiniz değil mi? Direkt zaten o düşünce sisteminden dolayı diyorlar ki bunlar o nehri geçebilmişlerse bunlar insan değildir. Cindir diyorlar, hepsi kaçıp gidiyorlar. Allah Allah böyle bir olay. Tabii birileri kalacaktır. Fetih
gerçekleşmeden önce savaşta çok kişi ölmesin diye Selman-ı Farisi söz isteyecek. Şimdi kendi neyle? Farslı. Konuşan insanlar, onlar da Farslı. Diyecek ki, ey Farslar beni dinleyin, ben de sizdenim. Şimdiye kadar bir köleydim. Özgürlüğü İslam'la buldum. Hatta bana bakın, ben Farslıyken Araplara komutan oldum. Gelin Allah'a kul olun, yoksa savaşırız diyecektir. Ve birçok kişiyi bu cihette iman etmeye ikna edecektir. Allah Allah. Türk'ü seviyor musun? Seviyorum ya. Sev, devam et. Kürt'ü seviyorum. Sev. Çerkezi, Çeçeni, Boşnağı, Avşarı, hepsini sev. Sev ama onları imana taşımak için sev. Kim gibi? Selman Efendimiz gibi. Allah Allah. Kavmini, makamını, şöhretini, bunları dininin önüne geçirirsen asla dünyada da ahirette de Selman'a yoldaş ve kardeş mümkün değil, olamaz. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bunlardan daha çok seversen, o zaman zaten kendi milletini imana taşımak için bir hizmet edebilmek uğruna her yolu deneyeceksin. Kim gibi? Aynı Selman gibi. Bu kavmiyetçilik, milliyetçilik ne kötü, enteresan meseleler, görüyorsunuz değil mi? Bir de Selman Efendimiz'e bakın. Kavmi için tek istediği şey İslam'la şereflenmeleri. Bugün bizde maalesef menfi milliyetçilik kimi gönüllerde İslam'ın bile önünde. Alt başlık vali atanır. Hazreti Ömer Selman Efendimiz'in bu işlerini duyar. Hani Dicle'den orduyu geçirdi, konuşarak savaşı hacmini biraz daha azalttı. Bu kabiliyetlerini duyunca fethedilen Medain'e ilk vali olarak Selman Efendimiz'i atar. Bakın, kendi oğlu Abdullah İbni Ömer'e 3000 dirhem maaş verirken Selman'a 4000 dirhem verir. Ama Selman bu maaşı kullanmaz. Az önce ne demiştim? Selman-ı Farisi hem ilim noktasında hem de züht, takva noktasında görülmemiş bir şahsiyettir. Kendisi devletin kendisine verdiği maaşı asla kullanmaz. Hurma liflerinden çanta yapar. Küfe var ya, küfe, sırtta taşınan küfeler yapar ve onları satarak geçinir. Hatta onun da detayı var. Bir çantayı 3 dirheme sattığı söyleniyor. Bir dirhemi ham madde için ayırıyor. Bir dirhemi ailesine, bir dirhemi de insanlara sadaka veriyor. Nasıl olay? Akıl alır gibi değil. Allah Allah. Selman Efendimiz şöyle diyor. Biz taharet almayı bilmezken Sasanileri yönetecek adamlar olduk. Kim sayesinde diyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sayesinde. Bugün Kufe, Basra, Fustat, bunun gibi 3 şehir, yani garnizon şehir, Hazreti Ömer döneminde kurulmuştur. Ve kurmak için başrollerde oynayanlardan birisi Huzeyfetül Yemani, birisi de Selman-ı Farisi'dir. Nasıl kurduğunu anlamak zor değil herhalde, değil mi? Evet. Alt başlık, tüm eşyası bir bohça. Selman o maaşa rağmen hiçbirisini harcamaz ve hurma lifleriyle çantalar yaparak geçinir. Ve bir gün şöyle bir olay yaşanır. Yani bu zühdünü anlatan bir hikayesi, bir hatırası var. Bir gün Medine'yi sel basar. Selman-ı Farisi bütün eşyasını bir bohçaya toplar, bir taşın üstüne çıkar. Yükü hafif olanlar kurtuldu! Yükü hafif olanlar kurtuldu diye haykırır oradan. Niye böyle der biliyor musunuz? Kimileri ben şu eşyalarımı da kurtarayım diye girdiği evden vefat ederek çıkarlar. Yükü hafif olan kurtuldu. Yükü hafif olan kurtuldu. Allah Allah. Alt başlık hamal. Selman Efendimiz'in yaşantısı biraz zihninizde canlandı mı? Züht sahibi. Yani böyle biraz giyimini, kuşamını, ne yedi ne içti biraz canlandırdınız mı? Canlandırdıysanız o zaman şöyle devam edebiliriz. Bir gün bir ağacın altında bohçasını açar, mendilini açar, üstünde yemek yer. O esnada da şehre dışarıdan bir sürü mal gelmiş. Selman Efendimiz'in olduğu yere malları indiriyorlar. Sahipleri gelecek, onları alıp şehre taşıyacak. Malların bir kısmının sahibi bir adam geliyor, Selman Efendimiz'i görüyor. Ne zannediyor onu? Hamal zannediyor. Diyor ki, şu yükleri al da peşime düş diyor. Selman Efendimiz de tamam diyor. Mendilini topluyor, yükü sırtına alıyor, malları alıyor, şehrin içine götürecek. Şehrin içinde valiyi her gören hemen yapışıyor. Dur, biz taşıyalım diyecek ama Selman Efendimiz hepsini durduruyor. Gidin, 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 gidin. En son yükleri adamın evinin kapısının önüne indiriyor. O esnada halk daha fazla dayanamıyor. Yanına gidiyorlar. Ya Selman, niye böyle yapıyorsun? Niye bizi üzüyorsun? Niye bizi mahcup ediyorsun? Koskoca valisin, bizi emretsene diyor.
Adam orada anlıyor eşyaları taşıdan. Eyvah diyor. Beyninden kaynar sular dökülüyor. Eli ayağı birbirine dolaşıyor. Ya vali bey affet, ya vali bey özür dilerim diyor. Selman Efendimiz diyor ki özür dilemene gerek yok. Sen yapı olarak bu yükü kaldırabilecek birisi değildin. Allah bu gücü bana verdi, yardım etmeliydim, yerinde bir davranış oldu diyor. Allah Allah. İnsanlığın asıl kodları neymiş görüyorsunuz değil mi? Ben buyum. Ben böyle bir adamım, bunu mu yapacağım demek? Değil. Değil yani, değil. Şu hizmette bir çay dağıtabilmek hala bana şeref geliyor yani. İnanır mısınız? İnşallah nefsime de öyle geliyordur da kendimi kandırmıyorumdur. Yani çoğu zaman böyle tefekkür dünyama baktığımda şuranın lavabosunda bir masa olsun ama dışarının birçok yerinden bana hayırlıdır diyorum. Yani bir şeyden lezzet alacaksam bu kardeşlerle yapılacak bir şey. Bir şey alacaksam acaba ben bunu kardeşlerle kullanır mıyım da lezzet alır mıyım diye nefsim beni aldatmıyorsa eğer bazı düşüncelerim oluyor. O kadar şerefli işler ki Allah için hizmet etmek. Çünkü yani o hizmette doğru frekansı, doğru ritmi tutturabilirsen kardeş olacağın insanların hayatını okuyoruz. İnanın bu asırda dışarının bu kadar karanlık olduğu, bu kadar ziflendiği bu asırda küçücük bir ateş yakabilirsen kocaman güneş gibi gözükür. Gözükür mü? Gözükür. Her gün binlerce mesaj arama geliyor. Binlerce. Hem de dünyanın her yerinden geliyor. Kenya'dan geliyor. Burkina Faso'ndan geliyor. Azerbaycan'dan zaten telefon susmuyor. Üsküp müydü orası? Üsküp'ten geliyor. Söylesene isimlerini unutuyorum. Cibuti'den geliyor. O kardeş nereden gelmişti? Kongo'dan geliyor. Ya her gün sayısız ya. İman ettim. Bu videolarla Allah'ı buldum. İçkiyi bıraktım, kumarı bıraktım, zinayı bıraktım, haramı bıraktım, terk ettim diye sayısız. Ya şimdi bu normal mi? Milyonlarca insanın hidayetine vesile oluyorsun. Eğer Allah razı olurum derse, yani bir parça samimi bulursa inşallah. Ya ben sizi ihlaslı saydım derse inşallah bu amelleri yüzümüze çarpmazsa kabirde rovaşataya kalkma ihtimalimiz var. Çok büyük bir ecir kazanılabilir. Ve nihayetinde de belki acır Allah halimize de bu hayatını okuduğumuz zatlarla komşu edebilir. Belki okuduğumuz hayatlar onların hoşuna gider, biz şefaatçi olabilirler. Olamaz mı? Olamaz mı yani? Hazreti Ömer o beni iki saat anlatan bunlarmış, gelin bakalım. Der de inşallah ters demez yani. Gelin bakalım nasıl böyle anlattınız demez inşallah değil mi? Allah Allah. Yani bunlar hayal değil. Asıl yaşanacak hakikatler bunlar. Hayal bir şey varsa şu Matrix gibi yaşadığımız bu dünya. Başka bir şey değil. Başlık vefatı. Vefat edeceği an Sad bin Ebi Vakkas içeri girer. Selman-ı Faris'in ağladığını görür. Ne o, ölümden mi korkuyorsun der. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselam bana dünyada garip bir yolcu ol demişti. Şimdi bu evdeki eşyalarla ben ona nasıl gideceğim der Selman-ı Faris. Sad der ki sen bu evdeki eşyalardan korkuyorsan ya biz ne yapalım? Tam bir zahit. Görünmemiş bir ilim ve görünmemiş bir takva var Selman-ı Faris'te. Allah Allah. Hanımını çağırır. Bir gün önce aldırdığı kokuyu ister. Kokuyu evin her yerine sürdürür. Sonra der ki ey hanım, evdeki bütün kapıları sonuna kadar aç. Birazdan misafirler gelecek. Hangi kapıdan gireceklerini bilmiyorum. Gelecek misafirlerim yemek yemezler ama güzel kokudan çok hoşlanırlar. Hanımı dediği gibi yapar ve odayı terk eder. Bir süre sonra içeriden ehlen ve sehlen sözlerini duyup bakmak için içeri girer. İçeri bir girer ama ne görsün? Selman-ı Farisi vefat etmiş. İçeride miski amber kokular. Onu kim aldı götürdü, kim yanına geldi biz onu bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Selman-ı Farisi gibi bir yaşamın nihayetinde onu alıp götürecekler, görünce yüzünü güldüreceklerle aynı kişilerdir. Belki de onu almaya, hiç yanından ayırmayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir. İstemez misiniz? Herkesin böyle çığlıklar atıp vaveyla ettiği o ölüm anında koku sür de misafirim hoşlansın deyip onları beklemeyi. Allah Allah. İnsanların dehşet alıp korktuğu ölümü böyle heyecanla beklemeyi istemez misiniz ya? Vallahi bunların ayak izlerinde saklı. Vallahi bu ayak izlerinde saklı. Başka bir şey değil. Başlık ilim. Alt başlık hadis. Selman Efendimizin Allah Resulü Aleyhisselam'dan 60'a yakın hadis rivayet ettiği kaynaklarımızda geçer. Şu özelliğini tekrar edeyim. Kendisi geçmiş ilimleri ve şimdiki ilimleri bilen ciddi bir alimdir. Tevrat, Zebur, İncil'i çok iyi bilir.
Hatta kendisi İncil'i ve Tevrat'ı ana diliyle okuyabildiğinden, orijinal dilinden, ana diliyle okuyabildiğinden sahibül kitabeyn derler. Kur'an'a da çok hakimdir ve kendisi İbranice, Aramice ve Arapçayı çok iyi bilir, çok iyi konuşur. Nasıl? İnanılmaz değil mi? Yani bu kadar savaşlara gidiyorsun, yanında da bu kadar ilim öğreniyorsun. Demek bu iş gerçekten isteme işi, gerçekten talep etme işi. Biz bazen arkadaşa okuma soruyoruz. Ya günlük okuma ne yaptın diye. Çünkü günlük beslenmeden mümkün değil, bu ruhu ayakta tutamazsın. Müşteri vardı diyor, misafir geldi diyor, bir uyuyakalmışım diyor, çay içtim diyor. Şimdi Selman Efendimizin hayatına bak, seni söyledim bahanelere bak. Hiç yanından yanaşmıyor değil mi? Hiç geçmiyor değil mi? Allah Allah. Kaç insan ilim için Selman Efendimiz gibi şu işleri yapar? Isfahan'dan çıkacaksın, Şam'a geleceksin, Musul'a gideceksin, Mardin Nusaybin'e gideceksin, Amurya'ya yani Afyon Emirdağ'a gideceksin, oradan çıkacaksın, köle olarak Medine'ye gideceksin. Bir soralım kendimize de, ders boşa gitmesin. İlim almak için neleri feda ettin? Rahat oda, klima, sohbet, canlı yayın, araba. Çok büyük işler değil mi araba? Bugün hastalansak, ayağımızda bir şey olsa doktor, ilaç, büyük şeyler değil mi bunlar? Ameliyata soksalar rahat yatağa yatırıyorlar. Uyandığında diyorlar ki yoğurt yer misin, çorba içer misin? Büyük şeyler değil mi bunlar? Sahabe Efendimizin dönemiyle bir kıyaslasana yani. Hiçbir imkan yok bu cihette. Hiçbir imkan yok. Bu imkanları sağlayabilecekleri aileleri bile yanlarında yok. Oluyor mu hiç bu varlıkta bu darlık? İnan bizim imanlar iyi seviyede değil. Kusura bakmayın da gerçekten iyi seviyede değil. Onların o yokluktaki mücadeleye bak, bizim şu varlıktaki bahanelere bak. Oluyor mu hiç bu varlıkta bu darlık? Olmuyor değil mi? Hiç olmuyor ya. Allah Allah. Ümmetin hakimi olarak adlandırılan iki kişi vardır. Birisi Selman-ı Farisi'dir. Diğeri de onun kardeşi diye ilan edilen, buyur, Ebu Derda Efendimiz'dir. Onun hayatını da okuyunca göreceksiniz. Aynı meşrepten bir sahabe efendimiz. Alt başlık, iman Süreyya yıldızına çıksa. Olayı bize Ebu Hureyre anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Maide 54'de okuyor. Oradaki şu noktayı söylüyor. Eğer yüz çevirirseniz sizin yerinize başkaları getirilir. Onlar sizin gibi olmazlar. Sahabe merak ediyor. Ya Resulallah, bizim yerimize getirilecek olan kimlerdir diyor. Yani siz doğru adımları yapmazsanız yerinize getirilecek olanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanındaki Selma'nın omzuna vurarak şu hadis söylüyor. İman Süreyya yıldızına çıksa, yani iman çok uzaklara bile gitse, Faris oğullarından elbet biri alıp onu gelir diyor. Ne diyor yani? Selma'nın soyundan, nesebinden birisi o imanı alıp gelir diyor. Ulemanın ittifakıyla bahsedilen kişi kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. O da Fars kökenlidir değil mi? Allah Allah. Ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan müjdelemiş İmam-ı Azam'ı. Allah Allah, ne büyük şeref. Alt başlık, tarikat. Bugün bildiğimiz tarikatların çoğunun kökeni ya Hazreti Ebubekir Sıddık'tan gelir ya da İmam Ali'den gelir. Bütün tarikatlar iki efendimize dayanır. Ya Hazreti Ebubekir Sıddık ya da İmam Ali'ye dayanır. Nakşi tarikatının temelde dayandığı kişi Hazreti Ebubekir Sıddık'tır. O silsileyi, herhalde silsileyi Zehebiye diyorlar, altın silsile, Allahu Alem. O silsileye biraz baktığımızda Hazreti Ebubekir Efendimiz'den sonra piştar olarak göreceğimiz kişi Selman-ı Farisi Efendimiz'dir. Yani kendisi bir tarikatın da kanaat önderleri içerisinde yer almaktadır. Nasıl bir ilim bırakıyor, görüyor musunuz? Allah Allah. Alt başlık, bilgi basittir. Şimdi Selman Efendimiz'in hayatını anlattık. Okuyun, okuyun, okuyun. Kur'an'ı anlamadan hayat olur mu dedik. Ya olur mu hakikaten yani? Kur'an'ı bilmeden nasıl öleceğiz, nasıl? Bunun için de okumak lazım. Şimdi birileri de diyecek ki doğru söylüyorsun ama kitap okumak karın doyurmuyor. Sen de doğru söylüyorsun. Kitap okumak karın doyurmuyor. Ama karnı tok, beyni boş olanlardan çektiğimiz kadar da hiç kimselerden çekmedik. Bu yüzden ilme, kitaplara muhtacız. Peki bir Müslüman ilim talep etti. Zira ilim talep etmek farzdır. Yani senin Kur'an'ı bilmen, anlaman farz, farz. O yüzden Üstad Hazretleri biz ihlasa mecbur ve mükellefiz diyor. Bu iş farz, farz. Senin Kur'an'ı anlaman, bilmen farz, farz. Lütuf değil yani. Ahirette hesaba çekileceğin bir işi icra etmeye çalışıyorsun. Peki acaba ilim talep eden birisinin ilk öğrenmesi gereken nedir? Fıkıhtan mı başlasın, siyerden mi başlasın, akaidten mi başlasın? Ben bugün bunları anlatmayacağım.
başka bir meselesini anlatacağım. İlmin çok önemli. Şimdi bu ilimde bilgi edinme işi en basit iştir. Doğru mu? Bugün internetten edineceğiniz bilgi mi daha çoktur? Şurayı dinleyerek edineceğiniz bilgi mi? İnternetten bunun 100 tane daha kitabına bir tuşla ulaşabilirsin ama sistematik ulaşamazsın. Selman-ı Farisi insanların nazariyette sadece burada kalıp dolaştığı o ilmi pratiğe dökmüş bir şahsiyettir. Onun hayatına ve onu örnek alanların hayatına baktığımızda şunu dememiz lazım. İlim sadece bilgi demek değildir. İlim bir şeyi başka bir dilden başka bir dile çevirmek yine değildir. İlim bir telifin adıdır. Ne demek bu? Şu an başıma kötü bir olay geldi. Şöyle bir darbe aldım diyelim. Tam olay anında zihnimdeki şu ayetler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamından şu parçalar, sahabenin şu ayak izleri, günümüze bakan şu yorumlar birleşip o aldığım darbeye karşı bir cevap içimden nefsime verebiliyorsa, beni sakinleştirebiliyorsa, beni teslim sahibi bir imana büründürebiliyorsa, beni tevekküllü bir hale dönüştürebiliyorsa onun adına ilim denir. Ezberlenilen bilgiyi aktarmak ilim değildir. Bir dilden bir dile bir şeyi çevirmek ilim değildir. Bir eczanede o ilaçların her birisinin ham maddesini önünüze koysalar, buyurun hastalığınız neyse bunu kullanın deseler, birimiz sağ çıkabilir miyiz oradan? Mümkün değil. Eczacılık ilmi o ham maddeleri insanın önüne atmak değildir. Dirhem dirhem bundan, dirhem dirhem bundan lazım olup diyerek onları terkip etmek, telif etmek ve hastaya sunmanın adı ilimdir. Ben bu ilmi Risale-i Nurlar'da buldum. Vaktini ayırıp okuyabilenler, Allah Allah bu yaraları Mustafa Hazretleri nereden görmüş de bu cevapları veriyor diye hayretlerini zaten gizleyemeyeceklerdir. Evet, ilim budur. Alt başlık yanlış okuma. Böyle bir ilmi elde edebilmek için usulsüz yaptığımız okumaların faydası az, zararı çok olabiliyor. Şimdi biz her gün burada sahada olduğumuz için çok insanla muhatap oluyoruz. Çok kitap okuyup kafası karışmış ve bir noktada uzlaşamadığımız o kadar fazla arkadaş görüyoruz ki hayret edersiniz. Ve şunu diyorsunuz onları görünce, okyanusta çok yol yapmak demek, limana varmak demek değildir. Limana varmak için hangi yoldan gideceğini bilmen lazım. Yani Kur'an'da bahsedilen ilim, bilgiyi sistematik bir şekilde örmek demektir. Bana deliler gibi iman meselesi lazım. Şahsi bir hayatım var, kifayet miktarınca fıkıh lazım. Çünkü ibadetlerimi yapmam lazım. O lazım, bu lazım diye onun dengesini şahsi hayatında sağlayabilmek lazım. Bir olay anlatayım mı? Bir arkadaşım vardı lisede. Kendisi o zamanlarda temelinde öğrenmişti. Dini İslam'ı iyi biliyordu. Kendisi çok delikanlı, racon da bir adamdı. Daha sonra duydum ki gayrimeşruya düşmüş. Madde kullanımı vesaire. Daha sonra bir gün İstanbul'da tevafuk ettik. Denk geldik yeniden. Ya dedim nasılsın, iyi misin falan. İyi. Biz de bir okuma kampındaydık. Gel dedim gidelim çay içelim falan. Gittik çay içmeye. Namazı ben kıldırayım mı dedi. Olur kırdır dedim. Yasin'le namaz kıldırdı. Yani namaz kaç dakikada bitti hatırlamıyorum. Ardından oturduk çay içmeye devam ediyoruz. Ne yapıyorsun, iyi misin falan dedim. İyiyim dedi. Şu fıkıh kitaplarını ezberlemeye başlıyorum. Dedim ya bu senin alanın mı, böyle bir çalışman mı var, bununla ilgili bir ihtiyacın var mı? Yok böyle bir ihtiyacım yok ama böyle yapmak lazım dedi. Dedim ki öyle değil. Bak sen gayrimeşrudan yeni döndün. Senin ihtiyacın olan iman ilmi. İman ilmi yani, senin buradan başlaman lazım dedim. O gün konuştuk ama o noktaları çok kafasında sabitlemiş. Anlaşamadık, uzlaşamadık. Ta eski hayalhanemdeyiz hatırlıyorum. O mutfağın önünde otururken birden bir mesaj geldi. Kardeş eroine düştüm yardım et diye, aynı arkadaşımız. Şimdi bu böyle bir iş değil yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? İlim öğrenmek istiyorum diye bir yola çıktığında atılması gereken basamakları da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından iyice öğrenmezsek okuduğumuz çok bilgiler, çok kitaplar zarardan başka bir şeye dönüşmüyor. Bu yüzden ben dalaletin sebepleri nelerdir diye birkaç madde söylemek istiyorum. Bir insanın kafasını karıştırmasının, zihnen, fikren sapmasının sebepleri nelerdir? Birisi her eline geçeni okumasıdır. Bir diğeri bir alimden veyahut şahs-ı maneviden ders almamaktır. Ben derste Risale-i Nur diye cümleler kuruyorum size.
Muhtemelen akıllar kitaba gidiyordur. Tabii ki de kitap orada olmazsa olmazdır ama benim niyetim de o kitapla birlikte bir de şahsı manevi geçmektedir. Çünkü Risale-i Nur dairesinde bir şahsı manevi, tüzel kişilik yani veli-i kamil hükmündedir. İlimde şart şudur. İlim satırdan alınmaz, sadırdan alınır. Şarttır bu. Yani evime kapandım, kitap. Yani bir İmam Gazali'sen alırsın. Bir İmam Rabbani'sen alırsın. Ama ikisi de değiliz, değil mi? Bizim için risk oluşturuyor bunlar. O yüzden bizim gibiler için ilim satırdan alınmaz. Sadırdan alınır. Yan yana, can cana, kalpten kalbe geçtikten sonra onun adı ilim olur. Yani şu videoyu izleyen birisi istifade edebilir ama işin tamamı orası değildir. Mutlaka yan yana, göz göze, diz dize bu dersleri, iman derslerini birlikte okumak lazım. Sebebi ilim satırdan alınmaz, sadırdan alınır ve ehli insaf, dikkatini dağıtmayan, dış konuları gündem etmeyen böyle sizler gibi güzel bir şahsı manevinin içerisinde bu işleri öğrenmek lazımdır. Evet. Alt başlık doğru kitabı çok oku. Bir mesele daha var önemli olduğunu düşündüğüm. Kanaatim şu ki çok kitap okumak değil. Doğru kitabı çok okumak doğrudur. Zaten bu yüzden hayatımda yıllardır hemen hemen her gün Kur'an'dır, Cevşen'dir, Risale-i Nur'dur. Bu şekilde defalarca okumaya çalışırım. Yaptığımız iman derslerindeki temel kaynağım da yıllardır hemen hemen her gün okumaya çalıştığım Risale-i Nur'dur. Yani benim inanışım budur. Çok kitap okumak değil, doğru kitabı çok okuduğunda o nazlı gelin sana ancak peçesini açıyor. Böyle sema edercesine döne döne aynı kitabı okumanın faydasını, menfaatini zaten sizler de görüyorsunuz. Burada niceleri var ki onlar da yıllarca hayatında değil mi Risale-i Nur'ları okuyorlar. Alt başlık. Önce ümmi ol. İlim öğrenmedeki en önemli meselelerden bir tanesi ilim dinlemeye geldiysen ümmi olarak gelmen lazım. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınızda önce muhatabını ümmileştiriyor. Ne demek ümmileştirmek? Kalbinde onun anlamasına mani olacak perdeleri kaldırıyor. Tam ümmileştirmek ne demek onu söyleyeyim. Fıtratına döndürüyor. Yani fabrika ayarlarına geri döndürüyor. Yani ümmileştirmek bir insanı cahilleştirmek demek değildir. Ne demek? Onu fabrika ayarlarına geri döndürmek demektir. Çünkü fıtratına dönen Allah'a döner. Fıtratta Allah'ı bulmanın kodları yazılı mı? Yazılı olmaz olur mu ya? Allah Allah. Yazmasa hesap sorar mı? Yazdım niye okumadın diye sorar mı? Sorma. Demek ki o fıtrata dönmek, ümmileşmek, ilim almak için çok önemlidir. Şimdi biz bazen yaşıyoruz yani. Hocam şunları öğrenmem lazım diye bazen masaya oturuyoruz ama 3 saat konuşmadan bir şey söyleyemediğimiz oluyor. Şimdi öyle olunca şey oluyor tabii, aktaramıyorsun. Sonuçta o hani o videolarla, derslerle bir yazıyla hayatını değiştirmiş. Onun da devamını merak ediyor geliyor da bir konuştursam mübarek keşke. Bazen öyle oluyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden ilim öğrenmede ümmi olarak bir halkaya girmek, tekrar diyorum ümmilik cahilleşmek demek değil, fıtratına dönmek demek çok çok elzemdir. Alt başlık tartışma. Yine tekrar edelim. Bu asırda bilgiye erişim nasıl? Çok kolay. Madem o kadar kolay, adam 20 yıldır okumadığım kalmadı diyor ama kafası allık bullak olmuş. Neden böyle oluyor? İman meselesini yeteri kadar anlamadan bilgiyi üstüne örmeye çalıştığı için. Yani iman blokajı üstüne bir bilgiyi örmezsen ondan bir menfaat alamayacaksın. Öyle olunca ne olur peki? Ne olur biliyor musunuz? İman meselesinde herhangi bir konu vardır tartışmaya medar. Hiç de lazım değildir ona. İşime yaramıyordur ama şeytan o kancayı ona oradan atmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yüzden imanı Mekke döneminde anlatırken sade, duru, tertemiz bir şekilde ve hiçbir tartışma konusuna girmeden anlatmaktadır. İmanı almanın özelliği budur. Sen tartışma konusuna girmek için keşke biraz yol kat etsen önce demezler mi adama? Koca Yusuf'a el ense atmak için Koca Yusuf olmak lazım. Bir sabret, biraz bir şey öğren de ondan sonra tartışmaya girersin derler adama değil mi? Ya evet. Kufe'de İslami tartışmalar başlıyor. Oradan birisi de Medine'ye geliyor. Ubeyde bin Kab'a sorular soruyor.
Adamı kesmiyor aldığı cevaplar. Birisine daha soruyor, birisine daha soruyor, birisine daha soruyor. Neden verdim bu örneği? Aynı bizim hayatımıza benzediği için. Öyle oluyor değil mi? Gidiyoruz birisine bir soru soruyoruz. Kesmiyor. Birisine daha, birisine daha, birisine daha. E zaten kafan karışık. Ne aradığını da bilmiyorsun. Kimden öğreneceğini bilmiyorsun. Tahkik etmemişsin kime sorulacağını. O kafa nasıl düzelecek böyle? Çok zor. Sabi bin Isıl isminde birisi meclise oturuyor bir gün. Etrafına da insanları topluyor. Müteşabih ayetleri farklı şekilde tebliğ ediyor. Dönem kimin dönemi? Hazreti Ömer dönemi. Hazreti Ömer uyarıyor. Müteşabih ayetleri böyle başkalarının önünde farklı şekillerde tevil etme diye. O kişi bu ikazı dinlemeyince Hazreti Ömer kamçısıyla vuruyor, kafasını ikiye yarıyor. Bazen adalet, evet Hazreti Ömer'in kamçısıdır. Bazen adalet odur. Bu konuya uygun bir hadis okumak istiyorum Tirmizi'den, kader babında. Siz bununla mı emredildiniz, yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmişlerdir. Hazreti Ömer'in tavrını anladınız mı? Bu mu kaldı? Müteşabih ayetleri farklı şekillerde tevil etmek mi kaldı sana diye orada tepkisini ortaya koyuyor. Evet. İlim kısmını da bitirdim. Bir iki başlık daha okuyup bitireceğim. Ama kısa ders, farkındasınızdır. Evet. Başlık: Ene Selman İbnül İslam. Bir gün sahabe efendilerimiz bir mecliste oturuyorlar. Sıra tanışmaya geliyor. Birisi diyor ki ene min temim. Yani ben temim kabilesindenim. Benim kabilem şöyledir böyledir diye övmeye başlıyor. Sıra başkasına geliyor. Diyor ki ene min evs diyor. O da kendine özgü durumları ifade ediyor ve kabilesini övmeye başlıyor. Bir başkası ene min hazreç diyor ve övgü dolu sözlerle devam ediyor. Zaten değil mi Arap kabilelerinde biraz bu özellik mevcuttur. Başka birisine geliyor sıra. Ene min Kureyş eşrafin nas diyor. Ben insanların en şereflisi Kureyş kabilesindenim diyor. Zaten Kureyşlerde de meşhur biliyorsunuz. Başlıyor, anlatıyor, 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 ölüyor. Birisi sözü Selman'a getiriyor. Diyor ki Selman ve ma nesebüke? Selman senin nesebin nedir? Yani sen kimlerdensin? Allah Allah. Ene Selman İbnül İslam. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım. Ben fakirdim. Allah beni Muhammed ile zenginleştirdi. Aleyhissalatü vesselam. Ben dalaletteydim. Allah Muhammed ile doğru yola taşıdı. Aleyhissalatü vesselam. Ben köleydim. Allah Muhammed ile özgürlüğüme kavuşturdu. Aleyhissalatü vesselam. Ben ne kazandım ise Muhammed aleyhisselam ile kazandım. İslam'dan büyük şeref tanımıyorum. Sizce Selman'dan sonra sıradaki kim? Kim yakışır bu olaya? Hazreti Ömer değil mi? Hazreti Ömer sözü alıyor. Diyor ki ben de cevap vereyim mi soruya? Ver ya Ömer diyorlar. Ene Ömer İbnül İslam, ehu Selman İbnül İslam. Ben İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer'im diye cevap veriyor. Ve devam ediyor. Kureyşliler babam Hattab'ın cahiliye döneminde büyük birisi olduğunu iyi bilirler. Ama ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, Selman'ın kardeşi Ömer'im. Nasıl vazgeçmişler ya? Allah Allah. Nasıl yani? Şimdikiler babam kızar diye yanlış ticaretlerini, haram ticaretlerini bırakamıyorlar, değil mi? Hiçbirimiz aidiyetimizi seçmedik. Çünkü bunlar asıl şeref değiller. Asıl şeref nedir biliyor musunuz? Selman'a kardeş olmakta. Nereden belli? Hazreti Ömer'den belli değilse hiçbir şeyden belli değil. Bir müjde odur ki bu kapı daha kapanmadı. Doğru işleri doğru adımlarla yaparsak, bunun yanında olmazsa olmaz ihlaslı samimi yapabilirsek, Allah da razı oldum gelin derse, ey Selman'ın kardeşleri derse, belki ahirette bize de derler. Değil mi? Allah Allah. Hem Ehl-i Beyt'ten hem Hazreti Ömer'in kardeşi Selman-ı Farisi'nin hayatı. Bakar mısınız? Evet. Yeni başlık: Kardeşinin etini yedin. Hucurat 12. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sefere çıkıldığında durumu iyi olmayan sahabe efendilerimizi, durumu iyi olan sahabe efendilerimizle birlikte çıkartıyor. Hani ortak yemek yiyebilsinler, ihtiyaçları ortak halledilebilsin manasında. Selman Efendimiz malum çok zengin bir hayattan, şu an maddi durumu olmayan bir hayata geçiyor. O yüzden durumu iyi olan iki kişinin yanına veriyor. Selman Efendimizin yemek hazırlanması beklenirken Selman Efendimiz uyuyakalıyor. Uyandığında da ona diyorlar ki, yiyecek bir şeyimiz yok, bari Efendimiz Aleyhisselam'dan yemek talep et diyorlar. Selman kalkıp gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yemek istiyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor, bende de yok Selman diyor. Ama bir Usame'ye sor diyor.
Gidiyor Selman. Usame'ye de soruyor. Usame'de de yiyecek bir şey yok. Dönüyor ve yol arkadaşlarına anlatıyor. Böyle böyle yiyecek bir şey bulamadık diye. Yol arkadaşları aslında Usame'de vardır da o cimriliğinden vermiyordur diye bir dedikodu yapıyor ufaktan. Daha sonra Selman diyor ben yine yemek aramaya gideyim diyor. Selman yemek aramaya giderken bir de Selman için dedikodu yapıyorlar ve Selman'ı içi su dolu bir kuyuya göndersek kuyunun suyu da kurur diyorlar. Sonra kendi ikisi yemek aramaya çıkarken kim denk geliyor yolda? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor biliyor musunuz? Ağzınızda et yedikten sonra kalan kızıllığı görüyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselam. İyi de ya Resulallah biz açız zaten et yemedik ki diyor. Yediniz. Siz gıybet ve dedikodu ederek kardeşinizin etini yediniz diyor. Ve ayet iniyor. Hucurat 12. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinir. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Bu ayetin sebebi nüzul neymiş görüyor musunuz? Allah Allah. Çok enteresan. Son başlık. Yanındaki fakirleri kov. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kureyşlilerden ekabir takımı ziyarete gelir. Efendimizin yanında kimler var biliyor musunuz? Selman, Bilal, Habbab. Yani hep fakir, durumu olmayan sahabe efendilerimiz var. Allah Allah. Gelip derler ki sen bunlarla bu fakirlerle oturduğundan dolayı sana yanaşamıyoruz derler. Ne var bu fakirleri kovsan? Bu istekleri kabul görmez. Devam ederler. Bari biz geldiğimiz zamanlarda onlar yanımıza yaklaşmasa da sana soracağımız soruları rahatlıkla sorsak. Bir ara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki acaba bu fikir olabilir mi? Yani gelip onlara bir şey anlatacağız. Sonuçta imanı anlatacağız. Acaba onlar geldiğinde onlarla özel ilgilensek olur mu dediği anda ayet iniyor. Enam 52. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Allah Allah. Şimdi öyle insan var ki sahibi Allah. Sadece Allah. Yetmez mi? Sadece kelimesini kullandığıma ne aldanıyorsun? Sadece Allah demek her şey demek. Onların sahibi Allah. Madem sahibi Allah, onlara yapılan yanlış Allah'a yapılmış gibi. Bunu anlayanlar eskiler ne demişler biliyor musunuz? Harabat ehlini hor görme zakir. Defineye malik viraneler var. Allah. Efendimiz o günden sonra o gruptaki sahabe efendilerimizi, işte Selman-ı Farisi, Bilal bin Rebah, Habbab bin Eret, onları ne zaman görse hayatımda sizinle diye onlara selam veriyor, sesleniyor. Aradan zaman geçiyor. Ebu Süfyan, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman, daha taze Müslüman olmuş şekilde bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmeye gidecek. Arkasında da Hazreti Ebubekir var. Ebu Süfyan önde, Hazreti Ebubekir arkada, Allah Resulü Aleyhisselam'ı ziyarete gidecekler. Tam giderlerken yine bu grup sahabe efendimizin önünden geçiyorlar. Selman, Bilal, Habbab. İçlerinden birisi diyor ki ya cahiliye zamanında kılıcımızın biri de değseydi de şunun kallesini alsaydı diyor. Hazreti Ebubekir arkada duyuyor bunu. Diyor ki siz Kureyş'in büyüğüyle nasıl konuşuyorsunuz? Halbuki o iman etti diyor. Hemen gidiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Ya Resulallah bunlar Ebu Süfyan'la ilgili bunu dedi deyince Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Ebu Bekir git çabuk onlardan özür dile. Ben onlara bir kez böyle böyle dedim hemen ayet indi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle söyleyince Hazreti Ebu Bekir gidiyor. Onlardan helallik istiyor. Tabii onlar diyor ya Ebu Bekir biz senden özür diliyoruz diye. Ahval böyle. İstemez misin? Sahibin Allah olsun. Demek onu hissetmişler ki böyle kahramanca davranıyor her birisi. Çünkü yapılan davranışlara baktığında Allah'ı hissetmeden böyle davranışları yapmak mümkün değil. Babayı terk edeceksin, serveti terk edeceksin, çiftlikleri terk edeceksin, diyar diyar gezeceksin. Bir de o zaman yani şimdiki gibi araba yolu yok, uçak yolu yok. Yolda ne var? Şakiler var. Yani ikisi seni bulsa keser köşeye çöp diye atar öyle mi? Yani öyle onların olduğu dönemlerde nedir bu cesaret yani? Allah Allah, birisi kalpten Allah'ı hissetmeden böyle bir cesareti elde etmesi mümkün değil. E biz niye adımlarımızda korkağız? Yine sorun aynı yere çıkıyor değil mi? İman, iman, iman. Biz başımıza gören küçücük bir olayı
Zaten geçecek olayı Allah gibi görüyoruz. Bunları Allah gibi gördüğümüzden dolayı da haşa Allah'ı göremiyoruz. Nasıl olacak onlarla yol arkadaşlar? Talep ederek olacak. Nasıl talep? Peşine, son nefesine kadar düşülen talep. Allah'ın yasası mıymış bu? Yasası. Bahanelerin zerre kadar geçerli olmadığı talep. Bunu anlayan Üstad Rahimullah öyle demiş. Men talebe vecedde vecede. Talep eden elde eder. Allah talep edip bulanlardan eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel Baki. Ya Baki, entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.